Ölümüne hoş geldiniz. Cemaate rahmet olsun. Allah cümlelerinden razı olsun. Maksadımız bu arz falan meselesi değil. Biz ancak sohbet etmekte mükellefiz. Bu da dertleşmektir, halleşmek, karşılıklı konuşmak. Fakat her şey Allah'ın yeri ve kudretinde. İnsanlar, efleri mahluk, şerefli mahluk olan insanlar, yaratılışın sırrı olan insan, ilmin her dalına ihtiyacı vardır. İlmin her dalına ihtiyacı olduğu gibi, yaşadığı devrin, yaşadığı zamanın, yaşadığı asrın gidişatına evet, ayak uydurmak mecburiyetini demiyorum. Ona göre yaşantını tanzim etmek mecburiyetindedir. Allah'ın haram kıldıkları dışında. Tek bir madde İslam'da buyuruyor Resulullah. Onun için hangi peygamberin, efendilerimizin şeriatına tabi olursan ol. Allah'ın haram kıldığı meselelere dikkat et. Mübah kıldığı şeylerle iştigal etmeye çalış. Helal olduğu şeyler olsan sen hakkındır. Evet. Haram helal ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım. Bunlar şımarıklık ifadesidir. İman zafiyetidir. Yani Allah'ın varlığından şüphe eden insana kullanacağı kelamdır. Çünkü Allah'ın varlığını idrak eder biliyorsan, hiçbir zaman Allah'ın nehyettiği şeylere cüret edemezsin. Evet. Yine iltica ile başlayalım. Yani başlamak değil de her zaman yapabiliriz. Huya tabbel huluk. Medet ya Rahman Rahim'in, medet ya Kerem'in, medet ya İlahi Alemin. Destur ya Adem Sabirullah, destur ya Muh Fekirullah, destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah. Destur Cümle Peygamber'in ve Arasun Kiramızı'nı, destur ya sahibler meydan. Rıza'an lillahi, Fatiha, salavat. Şuna ayrıca duramızdır, vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, ef'aliyle malum olan Hazreti Allah, hamd olsun, hamde başlarım. Yani herkes belki bir ilah edinmiştir de, nasıl bir ilah bu? Kendi kendine mi icat etmiştir yoksa gerçek? Başka ilah var yoksa bir tane ilah var. Bütün mükemmenatı Halık-ı Zülcelal, Metakaddes Hazretleri, eşi benzeri olmayan, şirket kurmayan, değil mi? Hiç kimseye şirket kurmaya da ihtiyacı yoktur. Bence Allah'a çizgiçe bestanırlar. Yok böyle bir şey. Sen ki kalp çingenesin, nenesin, gümüş zurnayı demiş. Yaratılışın sırrını az çok idrak ettiğin zaman, anlarsın ki bütün düşüncelerin, Allah'ı bildirmeyen düşüncelerin muallakta gülünç bir halde duruyor. Evet. Kişi noksanlığı bilmek kadar irfan olmaz. Kişi noksanlığını bildiği kadar irfaniyet sahibidir. Çünkü beni Adem, evet,
dertler tükeşti zaman olamamıştır, olamaz. Ama olmaya çalışacak bu imtihanın sualinin cevabı. Olmaya çalışacak. Evet, onun için kişi noksanlığı bilmek, irfaniyet de demişler. Ne kadar biliyorsan o kadar arifsin. İrfaniyet arifliktir. Evet, her şey Allah'ın yediği kudretindedir. Onun kudretinin üzerinde bir kudret düşünemezsin, kudret düşünemezsin, varlık düşünemezsin. Onun için vücuduyla mevcut diyoruz, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, ehvaliyle malum olan Rabb'ime hamd demek. Şimdi bunlar hepsi Allah'ın sıfatlarını tecelliyle tenezzül ediyor. Evet. Efendim ben şöyle yapıyorum ama Allah beni seviyor, affeder. Bu defa Allah bunu severek yaratmıştır. Daha hiç şımarıklık yok. Eğer bir kişi kendine varlık getirerek şımarıklığa başlamışsa o belasını bulmuştur zaten. Ondan büyük bela aramasın başka. Kişi kendinde varlık gördüğü kadar tehlikededir. Manevi sahada böyle, tasavvufi anlam bu, yaşam bu, deyim bu. Kişi kendine uluhiyet mevzuunda, güç meselesinde ne kadar katıldıysa, ene dediyse, ben, o kadar onların da kaybı vardı bunun. Hiç şüphe etmesin. Senet öyle mi? Yani demiş. Tabii. İman bulur, senetleri yapar. İman ehli senetler de var, verir. Hani efendim Hasan-ı Basri Hazretleri merak ettiler. Dediler ki ya komşum efendim şaman son nefeslerini veriyor. Duymadın mı? Hayır, şaman dinine merak. Yani o şaman dinine Türkler İslam'ı yani kabul etmeler var. Şaman dininde şeriatı Muhammed'i kabul etmediği zaman. Şimdi kelimelerimde çok tıkırdı. İslam demiyor. Şaması da bir Allah'ın vardı diyemiyor. Ama dini Allah-u Teala varlık sahibi olan Cenab-ı Billah'ın Tefettes Hazretleri'nin tanzim ettiği, kullarına ihsan ettiği mevzu değil. Kendi kendine demişler. Benim Rabbim bu olsa gerek demiş. İbrahim Aleyhisselam. Ay'a bakmış, ay ne kadar parlak. Rabbim herhalde bu demiş, öyle bir şey alır, büyük alır. Efendim. Bakmış, o kayboldu. Güneş çıkmış, işte demiş. Rabbim bu olsa gerek. Yani bunlar çok güzel misallerdir. Efendim. Ha olmuş olay tabii de, yani niye böyle dedi, neden böyle oldu, neredeydi, mağaradaydı, hiç çıkmadı. Yok, durmaz şimdi, şey üretmeyelim. Ama işin aslını bilirim. Çünkü ben vatanları sevmem dedi. Vatan benim Rabbim olamaz. Acizlik, noksanlık benim Rabbime yarışmıyor. İşte imanım. Ve bu ezeli anahtarı dedi. Onu takviye edeceksin yerinde. Evet. Ben vatanları sevmem diye kabiliyetin varsa verilmiş. Yani bir ilahi dinleyin ama olmaz ya, ya olur diyecek kabiliyetin var senin. İşte Hasan-ı Basri Hazretleri komşu hakkı Allah sorur ben demiş. Varmış bakmış, şey yapmadı. Niye anlıyorsun? Yaş aman. Görüyorsun işte Hasan, son nefeslerimi veriyorum.
Niye böyle? İbadet ediyor, ateşe tapınıyor. Ateşe eğilmiş. Şahında ne var diyor, ilah olmaz şaman. Bundan ilah olmaz şaman. E ne yapayım? Yarsın, benim dinim imanıma karışmaz diyor. Konuşsun, gelin pekala. Şahı bak, kaşın çiftliğini ütmüş, saç sakal bırakmamış, sen de yapmış. İlah böyle zarar verir mi sana? He. İleri gidiyorum Hasan diyor, yoyla gitmiyorum. Elini sokmuş ateşe bak, ben kafiriyim mi? Beni yapmayacak, yakamaz ki. İşte Burhan. Elini sokmuş ateşe. Evet, ateş yapmıyor. Şaban sinirlenmiş. Vay hain şimdi ya da benim ilahımın da şimdi kafirin elini yapmıyor mu? Beni üptüm de demiş, hiçbir şey yapmadım öyle. Aleyhisselam bana mı? Senin kendinden bir şey etmiyor mu? Bana diyor. Ulan Hasan, ben dinsiz bıraktım, ne hak edeceğim ben şimdi demiş. Öyle mi? Beni dinsiz bıraktım, ben ne yapacağım şimdi? Demiş ki, çok kolay ya. Allah'ın bildiğini kabul et, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. İşte öyle, evet. Son peygamber, taştık et. Ne olur dedi, demiş edersen, kurtulun. Cennete gidelim. Evet dedim. Senet ver bana. Yaz bir şey. Yaz bir şey dediğini yapacağım. Allah Allah. Yazmış. La ilahe illallah derse şaman Allah'ın varlığını kabul eder. Yeni dönüş yapıyor ki Allah kusuruna kadar cennet alır. Ha. Şey etmiş. Vermiş yanına demiş ki şahitsiz senet olur mu Hasan? Sen üç ötene şahit ister mi? Allah Allah. Neyse kafaya sıkmış. Ya Şaman Müslümanmış. Şuraya bir imza atın demiş. Hep aklından atmışlar. Öyle bir sesdeki defa satmaz mısın? Şaman Müslümanı yatın ya şuraya imza. Herkes güler mi yatıyor? Allah Allah. İşin mahiyetini bilen yok. Yine Hasan'ın Basri Hazretleri bir işin nihayetine. Akşam dersine oturuyor yüzünde. Bir gariplik çıkıyor. Hasan şeyde Şaman diyor, onu teslim ediyor. Sen neden anlar olmaz? Bu nasıl mezarak? İşi garantiye aldık diyor, gidiyor. İşte ders oturunca bir gariplik çekiyor. Ya sen kimsin ha? Sen kendini kurtarmadın mı ki? Sen de söyleyeyim başkalarım. Yarabbi ben ne hata ettim yani. Peygamber Efendimiz de senet yazıp da öğrenmeden diyor. Sen de cennetsin, cennetsin diyor. Ben kimim diyor. Ne oldum böyle? Şaman'ı dönüyor getireceğiz diye. Onu da kalkmamıştırdık. Nasıl çığlık atıyor böyle? Kafası buluyor bu arada. Öyle, öyle tabir ederim. Ceza veriyor kendine. Ya Rabbi ne bu varlık? Ben de diyor, aman ya Rabbi. Kafasını vururken bir hali yakaza geçiriyor. Bakıyor ki cennete âlâ Şaman yüksek bir yerde oturuyor. Cennetin köşesinde. Ulan Hasan Allah senden razı olsun. Ne dediysen öyle dediler bana ya. Ben şimdi cennetteyim. Şimdi buraları izah edeceğim. Anlat, bağırttırma sen de senin kıymete kalmıyor artık. Güldüm ya. Ömür ettiğim yere geldim. Ne yapayım ben sana dedim. Bağırttırma. Gözdaşıyor elinde senet. Senet Şaman'dan oraya gelmiş. Ve hala akıllı şeyin kader. Metafizik olay. Niye? Ondan sonra... Neyse. Şimdi cennete giren var mı? İdris Aleyhisselam'ın başına girdi. Ya Rabbi görmek isterim dedi. Ölmeden girilmez mi ya İdris? Ama arzusuzlar aldılar, cenneti gösterdiler. Dedi ki öldüm, yeniden dirildim. İşte benim davam bitti. Bir daha niye çıkayım cennetten dedi derler o kaldı.
Kimse daha cennette değil. Cennet cehennem halledildi. Peygamber Efendimiz'e dahi gösterildi. Her zaman da yürüdür. Mevcut. Allah yarattı onu. Adem Aleyhisselam'ı biliyorsun cennette yarattı. Şimdi aklınız karışmasın. Cennete şimdi gidiyor. Hayır. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurdu Peygamber Efendimiz. Kabir hayatında, ruhlar aleminde cennete hak kazanmış kişiler, cennet âlâ'nın müstesna, istisnai kötülerini seyrederek kabir hayatını devam ettirirler. Mahşer kurulduktan sonra tabii herkes ameline göre, derecesine göre yerini bulacak. Muhakkak dünya hayatını iyi anlayalım. Dünyada yaşıyoruz madem, bizim için değerlidir, kıymetlidir ama ebedi alem, alem ki ölüm öldürülecek. Ölüm öldürülecek. Yemir başlar. Evet, ölüm diye bir şey kalmayacak artık. Ölüm diyecek. Ebedi hayat başlıyor. İşte bunlar geçici hayatlar. Alem-i mani, alem-i berzah, alem-i mani. İşte her şey bunlar devam eder. Şimdi nasıl ki dünyaya geldik, ruhlar alemine geldik. Oradan gelirken bir sürü feryat ettik. Ondan sonra anamızın karnında, babamızın birinde falan derken dünyaya bağıra bağıra geldik. Niye çıkarıyoruz, burası pek iyiymiş diye. Değil mi? Hiçbir şey, biz de çıkmaya razı olmadık. Dünyadan da çıkmaya razı değiliz. Çünkü daha tatlı bura. Oralara göre. Bilmiyoruz ki gideceğimiz yer inşallah. İmanlı kardeşlerim daha tatlı. Öyleyse hadi vakti gelelim. Yok vakti de gitme. Ne kadar yaşarsan o kadar istifade edersin. Onun için Allah Müslümanlara uzun ömür versin. Müminlere, müttakilere, Müslüman bütün Müslümanlara. Allah'a emanet olun Müslüman. Bir kere burayı karıştırmayalım. Burayı karıştırdığımız zaman içinden çıkamıyoruz. Herkesi kafir, gavur, gayrimüslim demek mevbetinde kalıyoruz. Bu işin aslı değil Allah aşkına. Ben bir şeylerden bahsetmek istemiyorum, öyle değil. Benim fazla bir bahsetmek istemiyorum. Ama biliyorum Müslüman nedir? Rabbim'in anlattığı gibi anlatıyorum. Hayal ettiği gibi. Onun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ama öyle oturmuş ki, Allah'ın kelamı hiçe sayılıyor. Yok, yer bulamıyor. Oturacak yer yok. Yani İslam'ı Hazreti Allah'ın anlattığı gibi kimse bilmediği için bilse de yok şey bırak diyor, ne böyle. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz. Ama gayriler bırak ya bu demeyecek. İyi anlayın. Neyi bırak? Neyi bırak? Benim şey dediğim gibi. Enformasyon genel bir yorum. Türkçe çapında değerli bir insan. NATO'nun içinde duruyor, çok kıymetli. Bütün dış haberler oraya geliyor, oradan yayılıyor Türkiye'ye. İsterse bir şeyi mahvedebiliyor orada. Enformasyon. NATO'nun işini yapıyor, enformasyonun işi de bende. Yani burayı alma. Burayı alma da. Ya, Hasan-ı Basri Hazretleri, tasavvufun ileri gelenlerinden, mutasavvuhin, Peygamber Efendimiz'in efendim, yani hanımların anamız büyütmüştür. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne Hazreti Ömer Faruk Adıyan Efendimiz'in hilafetinde gördüğü zaman
Ya ne kadar güzel çocuğun, onun ismi Hasan olsun. Hasan, Hasan güzel. İnanmıyorsanız Halil Efendi'ye sorun. Halil Efendi Hasan ne demek oğlum? Güzel efendim. Tabii. Hasan de öyle. Evet. Ha. Daha güzel. Daha güzel. Hangisi kalil bunun? Daha güzelim herhalde yukarı. Peki. Yukarı oluyor. Oldu, oldu. Şimdi Foya Meydanı çıkaracağım ben. Evet. Tasavvufun büyüklerinden Allah şefaatine nail etsin. Kürsüye çıktığı zaman vaaz etmeye, işte artık o zamanlar nasıl sözüyorsun? Sorarmış, yaşlı hanım geldi mi diye. Gelmedi ya Hasan. Gelmedi. Sen neymiş bu sen? Ne anlatayım dermiş. Ben fil lokması getirdim, yutamazsınız. O hanım ancak anlar onu. Rabia da bir hakim. Ya. Rabia da bir hatun. Nereye gidiyorsun ya Rabia dediler, eline baltayı aldın da. İyi dikkat edin. Ümmet-i Muhammed'in cennetin cehennemini yıkmaya gidiyoruz. Allah Allah, nasıl olur mu? Ya Rabbi, vallahi hiç Allah cenni yok. Cennet, cehennem, cennet, cehennem. Lanetini, cennet, cehennem desin diye mi yarattı pesmek? Şimdi buna benzer fakir arada sırada kaçırıyorum. Bunun hazmı zor. Yani Allah'ın fevkinde peygamber efendilerini sevmeyelim. Allah'ın fevkinde. Severim. Allah izlerini ayırmasın. İlah değil ki. İlahımız değil ki. Ha, seni sevmek müsavidir güzel sultanı sevmekle. Yüzün aynayın nuru hüdadır ya Resulallah diyen Niyazi Mısri çok güzel. Yüzünde öyle bir ayna ki senin yüzün Allah'ın rahmet sıfatı tecelli ediyor sende. Aşk ilahi tecelli ediyor. İlahım haybi. Onun için galibiler bu işi iyi bilsin. Bakın bazen zaman zaman uyarıyoruz. Allah'ı zikrederken Peygamber Efendimiz'in bize yazılan naatlardan tek tek öyle yeri gelir de hani Allah'ın resmi şeylerini okuyalım da fakat tamamıyla peygamber zikreder gibi efendilerimiz zikreder gibi olmasın. Serayetler, şeyler olur. Bunu hiçbir hoca efendi ne alabilir ne diyebilir. Aklı çıkartacak. Niye? O İlahi başlatılmıyor, bilmiyorum ki. Tarikatta dereceler vardır işte. Fena fişşik derler, fena fil resul, fena fillah, beka billah, kurbiyet. Fena fişşik olmadan şeyhin kadını kıymetini anlayamazsın. Onda ifna olacaksın. Yani bu aşık olmak değil, Allah için. Yolda gördüğün güzellikler. Evet. Fenafir Resul, daha din, şeyhta ifna oldun. Hazreti Resulullah da ifna oluyor. Bu Allah'a mahsus bir hal değil. Fenafir Resul, Resulullah da ifna oluyorsun. Nereye baksam? Onu görmeden rahat edemiyorsun, onu duymadan rahat edemiyorsun. Her rahmeti ondan görmek istiyorsun, koşuyorsun. Ne güzel. Evet, çok güzel tabii. Ama fena fillah var.
Allah'ta ikna olmak. Siz Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmışsınız tabi. Onları Allah'ta ikna olmak. Nereye baksan onun büyüklüğünü müşah ediyorsun. Onun gücünü görüyorsun. Ondan zuhur eden bir terafet dahi. Öyle doya doya yaşıyorsun. Bir yanlış az olsa ihaz oluyorsun, inşaat oluyorsun. Koruma velakelerin çoğalıyor. Başka başka haller görüyorsun. Yani aşk yok mu? İyi yanlış. sen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunu... Hayır, o yoldayım zaten. Onun yolundayız. Bakar, derdi o. Ondan sonra kurbiyet başlıyor. Kurbiyet. Yani. Evet. Zevk. Aşk ilahi. Rabia Deviyat'ın dediği gibi. Cennette yoksan eğer, cennet istemem. Tuzaktaysan eğer, rahmet istemem. Cehennemdeysen rahmetin geldi değil. Yarın hayali müşrik ise kalbi yardan, benim hayalimde canlandırdığım zatın eğer vuslat olduğu zaman hafifleyeceğse, alemde bir lahza dahi vuslat istemem. O kadar derdim var ki, o kadar aşığım ise de. Eğer vuslat da azalacaksa hiç gerekmez vuslat. Ya. Sistemler var orada. Gül bülbüle aşık olur. Her yâd ediverse. Gül bülbüle aşık olur ya. Her yâd eder bülbül. Ha bu ters olur. Gül bülbüle aşık olur. Her yâd ediverse. Bülbül onu ihmal eder, berbat ediverse. Dünya ters ederse, şark eylese garbut. Canan bizi arzulayıp da yad ediyorsa. Allah şunları rihsada eylesin. Aşk ilahi. Kadar tatlı güzel bir şey var mı? İlmel yakinle iktifa edenler burada hiç bulamazlar. Onun için ehli hal öyle demiştir. Padişahlar bizim zevkimizi, aşkımızı bilselerdi. Topların tüfeklerini tercih ederler, elimizden almaya çalıştılar. Ama bu topla tüfekle alınmaz ki. Evet. Hasan-ı Basri Hazretleri'nden yine bahsedeceğim. Nile attı. Postunu geçti karşıya. Rabia Deviye Hatun da uçtu geçti diye oradan. Dedi ki Hasan, ne senin yaptığın iş, ne benim yaptığım iş. Gördüm ki bir balık, küçük bir balık seni geçti. Bir sinek de beni geçti. Yani kaki görmek değil de, nedir bunlar, ben o değil. Allah beni yardım ediyor, görüyor bunları, görüyor. Koşan avuç demiş, düşüyor. Kanat vermiş, sana kanat vermemiş. İsevi hanımlar, kadınlar öyle diye bağırmış. Ya Allah'ım dediler, ya Rabbi iyi ki fillere kanat vermedin. Çatılarımızı yıkardı başımıza, ne olurdu halimiz? Filler kanatlı olsaydı. Kan Hoca rahmetullah da vallahi her şeyi bilmişim de bunu bilememişim demiş. Cevizin altında yatıyor. Cevizin ağacını geniş. Demiş koca ağaçlar, hacı boyu meyveler. Aşağıda koca kovak. İnce ince dallarda. Yakıştı mı demiş. Bu oraya yakışacak, buraya yakışacak. Bazı karıştırdığı işler var demiş.
Aranmışlar öyle Bektaş gibi. Gerçekten kafası da yüceli düşmüş o adam. Estağfurullah diyor. Aman yarabbim. Sen demek neler hesap ediyorsun ya? Valla. Eğer ben dediğim gibi kabak olsa şimdi orada ne olurdu ben o halim? Yan yasta olur mu? Tabii. Neyse çaylarımızı içelim. Yanılmış mı söylerim ne şey olacak? Sizin baktığınızı görmedim. Aman sak sahibi. Lan Osman'ın sağ solunmaz. Hiç karıştırmam kafamı dedim ben öyle mi ya? Lan insan sol elinden taharetlendiği için. Affedersin, taharetlenen diyorum ben. Dışında hiçbir şeyi bulmayan da demiyorum. Sonra hani altınısı olur, su da akar, çık 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 çıkar içine başını. Ondan sonra kurulanır, kalkar. Kurulanır diyorum, yüz numaranızda muhakkak bez bulunsun da onunla taharet suyunu pompalayın. Yani öyle. Çünkü onun aktığı zaman hayız gören kadının kanının aktığı gibi ifade edilir. Yerindedir tabii. Ne olursa olsun temizlenmiş ama yine oradan akan bir su. Değil mi? Kurulanmak lazım. Hatta büyüklerimiz cebinde taşırlardı. Bez, taharet bezi. Başka bir garip yerlerde defalarca tükenir ama onun da kurulanırlar yıkadıktan sonra. Evet. Temizlik el nezafetin minel iman buyuruldun. Nezafet, temizlik, imanın yarısıdır. Temizlik. Pis yerler tespit edilmiştir. Bunlar zaman zaman temizlenecektir. Ya. Evet, dinimiz her şeyin güzelliğini bizlere tatlı tatlı sunmuş. Hem bu icraatımızla, sıhhatimizle de hizmet ettiğimiz gibi temizlikte efendim, neden ayrıca dinimizin de icabını yerine getirmekle sevap kazanıyoruz. Yani iki başlı samsun kirası. Demek ki taharetler sol elde yapılır. Abdestiniz ister alakranda ister alaturka olsun. Oturduğun zaman alakranda da su fıskırıyor ama yine elimi yandan sokacağım, yıkayacağım. Bana açık söylüyorum. Kimisi bilmez orada yapmayı. Ondan sonra söylüyor, yeniden yıkanır orada bir. Öyleydi arkadaşlarım, evvela eşkiden şeye, otele gidenler ya yıka gıcırıyım şu şuna onlar ne olur lan? Kağıt falan var. Eskiden kağıt olmadığı için piyasada kağıdı böyle şeylerde kullanmak yasaklanmıştır. Kağıt yok. Mesela ben Omar Efendi zamanında Kur'an nusaları kemiklere, derilere falan yazılmıştır biliyorsunuz. Kağıt tarihi yakındır. Onun için yani
Yine kağıdı silelim, atalım mı? Öyle taharetten dönen kağıdı silelim canım. Kağıt ne kadar alacak? Daha da bayırda burada defalet yaptın. O zaman toprağı, sert toprağından silmek, kesek dediler. Su yok falan. Ama bir su bulduğun zaman yine yıkayıp temizlemek lazım. Evet. Bazen abdest icap ettiği zaman su da bulamazsan toprakla teyemmüm edersin. İki daha bir niyettirler. Anladım. Ama da kalabilirsin, her şeyi yaparsın. Noktası sayılırsın. Bak, su bulduğun zaman teyemmüm bozulur derim. Su gördüğün zaman yine abdest alacaksın. Teyemmüm bozulur. Yani bunlar mutlaka kulun yapması lazım gelen. Hem sıhhati bakımından hem de ibadet bakımından hesap. Bunlar 20. asır, 21. asır, 30. asır değişmez. Değişmiyor gayrı. Ama bazı teferruatlar değişikliğe uğrar. Zamanı yaşamak demek, bunların değişiklikleri idrak etmek demektir. İçtihadi mevzular her zaman için geçerlidir. Her dönemde içtihat yapılacak. İçtihadın her dönemde ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna Diyanet ve Şeriat denir. Bu tablo her zaman çizilecektir. Çizilmediği zaman nasubin dumura uğrar. Yani bozulur, bozulur. İşte bizlerin de bozulduğu gibi. Bakın 1200 küsur senede içtihat yok. Fitne oluyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Maliki, İmam-ı Hanbeli Hazretlerinden sonra bir daha içtihadı kabul etmediler. Kapattılar kapısını içtihadını. Mürşitler artık gizli kaldı. Mürşit içtihat sahibi demektir. Tasavvufi, şer'i, onlar fark yoktur. Evet. Kapanmıştır. Bir daha içtihat yapılmamıştır. Onun için çok büyük durumlara düşmüştür. Ümmet-i Muhammed. Diğerleri de tabii. Diğer ehl-i kitap da çok bu müşkülata düşmüştür. Hiçbir zaman şu müşkülat, bu müşkülat Allah-u Teala Hazretleri ehl-i kitabın üzerine rahmetini çekmiyor. Bakın. Kur'an'ı iyi okuyun. Göreceksiniz orada. Ehl-i kitaptan bahsediyor, metişeli ayırıyor. Onlar da bilsin de, biz de ehl-i kitabımız, en son gelen şeriatı araya sahibiz. Daha kemalatlı bir ümmet. Onlara siz aşağıdasınız demiyoruz, hayır hayır. Haddimiz yok, hakkımız yok buna. Ama hocalar diyorlar, Allah ıslah etsin. Daha sonraki gelen şeriata tabi olmak kemalattır. Bu açıktır, var. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri, evet, kulların yaşantısına göre ihsan etmiş. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra efendim, Peygamber gelmeyeceği için içtihadi mevzular şahsa bilen şahıslar. Evvela verasetlerini ararsın, içtihadi mevzuları, varisleri, varis nevi nedir minyahi olan işlerine. İlmel yakinle iktifa etmeyelim. İşte ilmel yakinle iktifa edenler bu şerefe nail olamıyorlar maalesef. Tasavvuf. Evet, onu anlayamıyorlar. Çünkü gidiş yollarının üzerinde yok. İlmel yakin. Aynel yakin, hakka yakin yaşayanlar bu şerefe nail olmuş insanlardır. Evet. Onun için yani senlik benlik davası değil bu. İlmi anlatıyorlar. İlim ne demek?
İlim evvela Allah'ı bilmektir. Denir öz olarak. Allah'ı bilmeyen ilim zaten ondan bahsedilmiyor. Dünyada hakiki mürşit ilimdir. Kemal Atatürk imza biliyorsunuz. O Dicle Köprüsü'nün duvarında vardır. Halbuki hadistir o. İlim mürşittir, mürşit ilimdir. Mürşit irşat, irşat ilimsiz irşat değildir. İlim burada Allah'ın yedi kudretindedir. Biz Yusuf'a rüyanı tabir ettik, ona hikmet verdik. Biz Adem'e eşyanın ismini öğrettik. Adem nasıl olduk bildi, velakeler biliyordu. Şimdi Allah'ın yeri uğradı. Bu tetabbuyla elde edilir. Ama öyle ilimler vardır ki tetabbuyla elde edilmez. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emrilahinin zuhuru gibi. İkra. Allah'ın adı yok. Oku. Ben okumaya da bilmiyorum. Bilmiyorum. Okudu. Ne okudu? Yazı okumadı. Rahmeti. İlahinin tecelliyatını okudu. Evvela insan okudu. Sen bir kalk ortasında bir evvela yazman. Allah'ın adı yok. Nereye baksan, evet, ilmel yakin yeterli değil. Aynel yakin, ilmel yakin, ne üzerinde fazla duran insanlar, onlar felsefeden öteye gidemezler. Felsefe dinin çözümü değildir. Aynen bir insan felsefeci olur, felsef olur. Ama yine aranan vasfı bulamazsın. Ama sana yağın, bir darıdan yağının kaç miligram olduğunu hesabını verir. Ama esas ilim olarak Allah'ı bilmektir. Yalnız Allah'ı bilmekle iktifa eden insanlar zaten duramazlar. O bir ilimler de arkasında ilave edilir. O cahil lafıdır. Yalnız Allah'ı bileyim, hiçbir şey bilmem. Allah bilirsen her şeyi bilirsin. Salak. Öyle kolay değil. O cevheri kullanabiliyor musun? O cevher hepsinin karmasıdır. Hani nereye gidiyorsun? Evet. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Nefsini bilen Allah'ı bilir. Nesin sen? Bildin mi? Heh. Allah'ı bilir. Sen bir kalıp çingenesin, yenesin, bunu sunacaksın. Evet. Çünkü bu vazgeçmek değil. Hayır, hayır, hayır. Dünya cifredir falan, hayır, halt etmişim. Dünya kazanç yeridir. Ne kadar kazanıyorsan o kadar toplumlara da istifade olur. Tabii imanlı bir kişiyle kazancından bahsediyorum. İmansızın kazancı başına çalışsın. Fakat onun da vasfına ihtiyacımız var diyorum yazdığım kitaplarda. Dikkat edin. Ehli kitabın kardeşine dün muhtaçtık. Bugün de çok muhtaçız. Ehli kitabın kardeşine. Bugün de çok muhtaçız. Çünkü onlar bizim kardeşimiz ehli kitap. İşe yarayan dinsizlerin de ahbaplığına muhtaçız. Ha, bazı ilim sahipleri bu yolları kısmen değil, tamamıyla tıkadılar diyorum. İşte doğru, bugün yine bak, tıkalı. Hadi git bakayım. Yanına geldi utanma belası, diyorlar, doğru. Ondan sonra yine birbirine koyuyor, oturduğu kokuyor. Hala İslam'ın şartı beş diye bunu dillerinden bıraktırmadık. Allah'tan kork ya. Ya Allah'ın verdiği beyanı yok İslam'ın beşşartı. Sen ne cüretle bunu söylüyorsan da İslam'ın anlamını manasını değiştiriyorsun. Gönül ister ki dinlesin hocalarını. Dinlesin de yanlış söylüyorsam karşı çıksınlar.
Evet. O da bana bir ayet-i kerime göstersin. İslam'ın şartı beş diye. Ben ona İslam'ın şartı tabi olmadığını ayette gösteriyorum. Allah beyan etti diyorum. Sen de Kur'an'da bana öyle bir şey gösterir misin? Lillahi'l-Fatiha. İşler öyle kardeşim. Allah şimdiden razı olsun. Arada sırada dertleşelim yani. Umar şey bir şey değil. İmanımızı tazeleyelim. Ya senin anla, evet imandan bahsediyor. Allah'a şirk koşmayalım. Ona şerik tanımayalım. Sakın şeyhinizi ilahlaştırmayın. Kimseyi ilahlaştırmayın. İlahlık iddia edenin canını okuyun. Açık. Peygamber Efendimiz ilah değil. Nasıl cüret ederler onlar? Kayıptan haber verirler. Kayıba iman edenler var. Kayıptan haber verirler değil. İşte Bakara Suresi'nin başı. Rahmetli Kaca'nın özürlüğü. Lillahi'l-Fatiha diyor, yine yeniden başlıyor. Koyayım demez benim. Ne yapayım ben, nasıl diyeyim bunu? Ya. Allah makamı cennet etsin. 66 sene bir yastığa baş koydum. Fakir nikahıma hiç haber getirmedim yavrum. Övünüyorum her zaman. Siz de övünün böyle. Nişanıma haber getirmedim. Bazı erkekler vardır. Pazardan bir şey almış gibi boyuna çekişir. Ne nikah var, ne talak. Aha! Ben manevi tercihinde de gördüm bazıları. Oho! Hiç ilahiyat etmezler. Şeyh'in reyi tanıyın. Evet. Rabbim'in yazısına her zaman boynum bükük. Ne sanırım var, hepimizde var. Yok, ben de yok diyorsa inanma kimseye. Ama Allah'ın varlığı olan imanı, ihlası, tutumu kaleme çalıyor ise o insan kıptemci insan. Allah cümlenize öğretsin. Amin. Sen kaldır, karşımda diyorsa ben yine konuşacağım diye dedim. De. Sizlerin de bir şeyler anlatırsanız dinlerim tabii. Eccel meccel sordular, birisi çıkacak efendim diyor. Efendim diyor, bir sorayım. Güle güle çıksın ya orada. Çıkacağım. Çıktı dediler, çıkacak diyorlar, gelecek diyorlar, gidecek diyorlar. Kalkayım mı, kalkayım mı diyorum. Yani kalk da kurtulalım ben. Ne dinlerse doğrudur. Sen işine bak. Birçok deccalar görüyoruz. Mehdi Resul'ü de görüyoruz elhamdülillah. Her zaman var. Artık Mehdi de Resul bilmiyorum. İşte şöyle kızdan gelecek. Bilmem nereden gelecek falan çok şeyler var da. Fakat çak 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 da. Çok çok çok. Gelecek. Fakir de Mehdi dediler vazifen. Şimdi anlayamadım ben burayı. Çözemiyorum. Siz söylerseniz Allah aşkına söylerim.
Fakat aklım bir şey yemiyor. Herkes Kur'an'ını la ilahe illallah yazacak. Onlara dokunmayacak, yazmayanı hep kesecek. Korona onun cevabını verdi canım. Dediklerimi çıktı, mertlik bozuldu. Çakı bıçak atıkkında paslanmalı diye. Hani, bırakın. Atomdan daha kuvvetli bir şey bulup da gelecek mesele söylerlerse o zaman inanın. Hele İsa Aleyhisselam gelecek, insanları bütün kurtaracak yolları falan. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat daha bari şekilde değer bulacak falan, ne yapacak? Abi. Şimdi ama İsa Aleyhisselam gelecek demek Allah'a acizlik sıfatı, damaktır, başka bir şey değil. Cenab-ı Hak hiçbir peygamberine ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir melekesine ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir hasise olaya ihtiyacı yoktur. Kün demiştir, olmuştur, fekun demiştir, mahrumiyettir. Allah'ın gücünün karşısında başka güç yok. Tanıma! Gelecek, düzeltecek. Otur oturduğun yerde. Sen Allah'ın sıfatlarına habersiz yaşıyorsun. Canım Kur'an'da mı? Geç, iyi ol. Anlayalım. Hazreti Allah götürdüğü bunu niye geri göndersin canım? Ne olacak, gelse ne olacak? Aman efendim şimdi bir şey etmiyorum. O kadar değil. Allah Rabbim ihsan etsin de yanmayın bu işler ya. Ben Allah'ın şimdi kadar acını görmedim. Siz gördünüz mü? Acı mı demek evvel? Diyecek ki ya bu işi sen halledin. Ancak git de yürü, yer yüzüne düzelt. Benim gücüm yetmiyor. Aman yarabbim sen bilirsin. Galibi de iyi anlayın. Allah aşkına. Ondan sonra şeyin dediği gibi, hani cuma gün geleceğinde nerede kaldın, gelmedin, bilmem ne yaptın da bilmem neye gelmedin, neydi o türkünün adı? Ha. O da öldü ya, onu söyleyenler. Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya ya, kendisi. Komünistmiş ya. Neyse. Ya. Cuma gün geleceğim diyordu, niye gelmedin? Bizim bazı safçelikler var, at götürüyorlar şeyde, yıkıksın nereye, kırak. Binecek de gelecek İsa Aleyhisselam. Niye yıkıksın nereye götürüyor? Süngüye'yle inemez de. Oraya yıkık olur, oraya iner havadan. Ne kadar akıllı zeki insanlar değil mi? Gökten iniyor da efendim, oradan aşağı mı inemiyor? İşte inemiyormuş orada, sivri olduğu için. İşte bir zamanlar mezarcı diye bir şey zat türemişti. Ulema'dan Rabus'u falan yaptı. Eşyol eşek. Ben Mehdi şeyim diye geldi, İsa'yım diye. Hiç olmaz, hiç aklım yok. Çık bir minareye, şerefeden. Ben indim buraya, götürün beni dedi, bak sen de nasıl? Ya beceriksiz çözmek. Ben geldim olur mu doğru? Kimse yemedi tabii. Pek de pasaport kullanıyorum. He? Pek de pasaport kullanıyorum. Pasaport mu tabii? Ben de bunu şeyin kayışı koptu sanıyorum. Demoyu çıkıyor. Neyse artık malizim yok değil mi? Var mı? Yok. Kodayı bana oraya ait değil. He? Buraya ait. Buraya mı ait? Ha iyi. Allah'ın sıfatlarını iyi öğrenelim. Allah ne dedi? İyi öğrenelim. Peygamber Efendimiz ne dedi? İyi öğrenelim. Şeyhimiz ne dedi? İyi öğrenelim. Bu yol, tarikat, tasavvuf ne dedi? Nedir? Niçin? Sonradan ihdas edilmiş bir şey mi? Hayır! Dinin ta kendisidir. Tasavvufu bilmeyen fıkıh, fakih.
Fitne fücurundan kendini kurtaramaz. Tasavvufu bilip de fıkhını bilmeyen alim, fıkhını bilmeyen derviş, zındıklar uçar olur İmam Malik Hazretleri. Evet, doğru, çok güzel. Şeriat hangi makama bakarsan bak, şeriat görürsün. Şeriat kelimesi yasaklandı. Yok, bilmediklerini. Şeriatı niye yasaklıyorsun? Ha şeriatı dejenere çıktığı için yasaklandı. Ağza gel şeriatı da onlar bana ticaret. Evet, biraz da siz konuşuyorsunuz. Rüya müya gönderiyor musun? Peş. Öyle. Allah razı olsun. Efendim, izninizle şöyle bir şey dikkatimi çekti de sizin az önce söylediğiniz mevzudan. Ha. Bu kelime-i tevhidde Rahsa-i Celal'da vardığım kırklar kapısına ilahinizin söylemesine mahsur var mı? Hayır. Vardığım kırklar kapısına geldiler, ey can dediler, gayet güzel. Niye? Hayır, hayır, şimdi burada Allah'ın tertibinden bahsediyoruz. Koş, peygamber, yani tadını kaçırmayalım diyorum ben. Mesela, ben Zülfiyar'a dokunurum diye çekiniyorum, diyorsun çok şey anlatacağım bu mevzularda. Evet. Gençlerinin bazen İçinde Allah'ın sıfatlarını anlatan bazı şeyler olur mesela. Şahidim mardu semadır hüsnel camiye, aşıkım sıdkıda benim. Hazreti Şah Resulü. Taveti yok dilimin halini takdirle bile. Ey bazı sabah uğrası yok, sen tanımayın. Tazimim maddeyle, Resulü sakaleyle. Öğretici bir şey var burada. Değil mi? Allah secdeye okurken her kaşar arasam seni kararım, kalmaz Allah'ım. Yani bu anıdır. Yakıştır acık biraz değil mi? Allah, Allah derken tutuyorsun. Dahilek şeyhim, aylık. Ben kim? Ben dayak giysin amcana. Yani sahide mardu semayı söyleyebilir miyiz? Kelime-i Tevhid Rahsa-i Celal'da. Tabii. Şahide mardu semayı söyleyebilir miyiz? Aşıklar mısın? Sözde kasta kalmaz mı? He? Sözde kalmaz da diyeyim onun için. Şimdi hayır, Rahsa-i Celal'da değil de başka esmalarda söyleyin. Tamam. Yani Peygamber Efendimiz'i anlatıyoruz. Yani şahit, neye şahitsin? Hazreti Resulü Efendimiz'in hak peygamberi buna şahidim. Bütün arz-ı sema da buna şahit. Keşke bunu Allah'ın varlığına diyebilseydik daha güzel. Yani ayı olur diye söylerim ben. Yoksa onlar şimdi noksanlık değil. Ben ağzını söyleyeyim. Hoca Efendi, Allah ilmini âli kılsın. Bir zamanlar biliyorsunuz, ağlardı, hep ağlar şeylerken, vazileşken, çok büyük olarak ağlar, hem Peygamber Efendimiz ağlar. Duymuş olacak herhalde ben, ya bir de Allah için ağla da dedim, hani biz de ağlayalım. Yani ona da ağlanır da. Ya Muhammed diyorum ağlıyorum, ya Muhammed diyorum burnumu çekiyorum, ya Muhammed. Şimdi bize Cenab-ı Hakk'a bir yer ver canım. Allah izniyle ayırmasın Peygamber Efendimiz'in de. Herhalde duymuş olacak ki şimdi iyi. Allah selamet versin.
Ya tenkit değil de gönül istiyor ki hani. Peygamber Efendimiz olsa aynı şeyi söyleyeceğine inanıyor mu? Ya yapmayın efendim, rezil ediyorsunuz. Allah inan! Diye yani yüzde yüzüne imanım var. Çünkü ya Fatıma kalk, babam peygamber dedi, iman etme namazını kıl. Rabbim ihsan etmese ben ne yapabilirim, ben hiçbir şey yapamam. Doğru! Nasıl doğru diyorsun ya? Yer gök bütün mükemmelat onun hürmetine hak olmadı mı? Ha işte orada kaçırdın. Otur oturduğun yerde. Sen anlamını başka başka manalara götürdün. Kıskançlığın sarmış senin bütün her tarafını. Bu kıskançlık başka peygamber kabul etmeye müsait değilsin. Her ne kadar ahmeti billahi ve melaikası ve kitabı ve rasulü diyorsan da hiç yaklaşmıyorsun. Öyle dolmuşsun ki, öyle dolmuşsun ki. Hadi sen Resulullah Efendimiz de görseydin sen de vardı. İnanın. Açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Şimdi burada ilah yanlış söylemiyor musun sen? Peygamber Efendimiz ilah mı değil? Hangi peygamber ilah? Hiç mi değil? Bazı hocam hem nerede diyorum ya? Allah'ın mesali bari okumuyor musun sen? Okuyorum. Ne diyor orada? Kulun İbrahim ve Ali Ashabı'nı şerhlen dediğin gibi, ihya ettiğin gibi ben Peygamber'im de ihya ettim. Ya Rabbi bir yer var mı? Dahi etti. Kim öğretti bunu? Peygamber Efendim öğretti. Ya yapmayın şimdi. İbrahim Aleyhisselam ilah mı? Değil, o da peygamber. O da Allah'ın kulu. Haddi aşmayalım. Bakın, ey yarışlar! Allah'ı bilelim. Peygamber Efendimiz'e sevgili hürmetler, selamsız selamlar. Evet. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Ya Ahmet kılleti, hayleti ve ente vesileti fe edrikni diyoruz değil mi? En güzel dua selam sana olsun ya efendim ya Resulallah. Ya Ahmet ben fakirim ama sadakatim var. Benim vesilem sensin. Vesilemsin benim. Vesilemsin. Bana yardım et. Bana yetiş. Rabbim seni vesile yarattı. İlahın değilsin ki. Pir Efendimiz'in müracaatı. İşte bunu rica ediyoruz. Hiç ona sahte ve bir kere hatmi ruhayı yapın. Şahsen yapın. Cemiyet önünde toplu halde yapın. Ne güzel. Evet. Bildiğimiz, aldığımız dersimiz. Bu bir değil. Bu müracaat. Müracaat usulü. En güzel müracaat. Evet. Hazreti Allah sevmiş müracaat. İhsan etmiş ki sevdiği kullarına da ihsan ediyor işte. Allah'ın kulu ihsanı. Evet. Allah'ın reddetmeyeceği müracaatlar vardır. Bunu kötüye kullanmayın sen. Ya. Çetonuyla dua. Bazı şımarı insanlar var. Allah vermesin. Biraz bir yerden yüz buldu mu ama aslan ister. Yılışır, 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 yılışır. He. Allah sever mi kullarına? Kul sevmiyor da Allah sever mi kullarına? Tekrar ediyorum, varlıktan kaçınmış. Kendinize ne kadar bu kibir veriyorsanız o kadar indiniz aşağıya. Varlık getirmeyin üzerinize. Hele tasavvufi yollayın hiç varlık getirmeyin. Ya ben şu kadar hizmetim vardı, bana vazife verin. O senin ananı ağlattı işte o. O duygu yok. Bırak.
Kısmetinde olan kaşığına çıkmıyor mu? Hiç de kaşığına çıkmıyor. Dergahımız uyduruk dergah değil ya. Başka dergah uyduruk mu? Allah işlerine okuyorsun. Samimi olanların sahtekarlığı, düzenbazlığı bilerek yapıyorsa Allah belasını versin, kahretsin. Çünkü çok büyük zararlar veriyorlar. Toplumları karıştırıyorlar. Onları örnek alıyorlar. Hatta hakarette de onları yine örnek alıyorlar. Hakarette de. Efendim öyle kafaları karıştırıyorlar ki işte şöyle basamaklar, şuradan çıkan, şuradan gel. Ama şöyle de işte şuraya geldi, şöyle oldu, buraya geldi, Bir de zeki daha oluyor, çıkıyor. Neyse, aman. Aman, fakir cüneyim. Evet. Benden sonra da bozulmayın sakın. Yani huzur-u ilahide bilmiyorum Rabbim. Hiç şüphem yok. Burada nasıl tertip gördüysek orada da aynı tertipi daha fazlasını göreceğiz inşallah. Ben azimle konuşuyorum. Bir varlığımda değil. Rabbimle ümitle konuşuyorum. Ben öyle müjdeler alındığı için onun zevkiyle konuşuyorum. Düzenbazlara orada yer yok. Samimi insanların yeri var. Evet. Allah cümlelerine bağlısın. Evet. Ömrün olduğunu söyledi, gücüm yettiğini söyledi. Dertleşeceğim sizlerle. Saklı gizli tarafımız yok, her şey açık. Evet. İşte salı böyle bu öğleden sonra pazar günü de öyle yapalım. İnşallah müsait olursa daha başka aralara sokuştururuz. Umumi bir davet yapıyorduk. İnşallah Antalya'ya gitmeden gücüm kuvvetim olursa bir gün onu ilan edeceğiz. Artık fazla takatim olmadığı için kusuruma bakmayın. Öyle her ayın ilk pazarı diye bir şey uçurmuştuk biz ondan. Hatta bir de öyle. Oluyor bir şey. Ne sohbet ediyoruz işte. Zikirle beraber yapalım ama artık dediğim gibi inşallah. Bak bu insan der. Niye olmasın? Mevlana diyor Hazreti Mevlana, Peygamber Efendimiz'den nakledin. Ya Ali, Allah'ın aslanım dediğinde yetinme. Bir mürşidin avuçuna gir, gölgesine sığın. Bir mürşidin. Onu şeyde bulun da bir okun ya. Ya Ali, sen Allah yolundaki bütün ibadetler için Allah'ın rahmetine ulaşmış kişinin gölgesine sığınmayı seç. Herkes bir çeşit ibadete sarıldı, kendisi için bir türlü kurtulma çaresine yapıştı. Sen akil bir mürşidin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmandan kurtulasın. Evet. Bu hal senin için bütün ibadetlerden daha iyidir. Tekrar oku orayı. Bak çok. Gizli gizli savaşan düşmandan kurtulasın. Bu hal senin için bütün ibadetlerden daha iyidir. Bu surette yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun. Bir pir ele geçirdin mi hemen teslim ol. Musa gibi Hızır'ın hükmüne girip yürü. Yürü. Ey münafıklık nedir bilmeyen, Hızır'ın yapıştığı işlere sabret ki Hızır haydi git, ayrılık geldi, şirkat oldu demesin. Demesin. O tamam. Evet, Mesnevi'de geçer.
Yani bir müşrik olmasa yüzüyle sakın kendini eldiverme. Allah-u Teala Hazretleri'nin evet aslanın dediğiyle yetinme. Yine bir müşrik kapısı. Ey müşrik nedir? Yol adı tarike Allah'a şahane. En evvelde Allah'a. Yani giriş yolu. Giriş. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır. Tasavvufum, tasavvufum. Bunu kabul etmiş ve meşrefleri mutasavvufinin Alevi'dir diyor. Alevi deyince dediğim gibi baktejener olmuş. O kardeşlerimizi Allah kurtarsın. Hakikate erdirsin. Kimseye hakaret etmiyoruz. Allah'ın gönlünü yapmışlar öyle diyor, şey diyor, aklım vermez de fakat edilir bir şey var ki. Kitap, sünnet, icma, kıyas, hukuka, edilir, şöyle. Bunun dışına çıkma. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an Azimşan'ı ve Peygamberimiz Efendimiz'leri boşa göndermedi. Semavi kitaplar, suhuflar bunlar da dahildir. Hiçbirisine şu noksandı, şu fazlaydı diye kayalık etmeyelim. Allah korusun. Bu işin gerçeği değil. Efendim, sarpa sardırdığı zaman insan yolunu oturdu, felaketlere duşar olur. Şey yapalım. Evet. İşte Mehmet Akif Ersoy, Allah makamını yanıt etsin, vatan şairimiz, mezar icrarımız, İstiklal Marşı'nı yazan büyük şair. Daha ne der? Efendim, tavsiye ederim. Efendim, eserlerini okuyun. Evet, çok özlü ama dergah terbiyesi almış, dergahta yetişmiş. Pek bahsetmez tarikattan falan ama dergah terbiyesi almıştım. Tayyip'in Sultan dergahında. Evi hemen karşıladınız da. Bilmiyorum gittiniz mi? Gitmeyenler görün. Hazretin evini Tacizun Sultan'ın karşısında. Vatan şairi. Biz. Dindar şairi. Yani hepsi dindardır da o ayrı bir ayrı vardır. Rezimli Gazi'ye çok şeyi anlatır ve insanları bayağı yolunu düzeltir. İşte biz bu tevekkülü de onun yazısından almıştık oraya. Çok manidar, çok değerli. Öyle özlü sözlerle mütevekkül çekilmez senin kahraman yorumu çekiyor. Bu tevekkülü değil ki. Sen yanlış yazıyorsun. Neredeyse sen Allah'ı kul ettin, sen ilah oldun. Bu hareketlerinle. Yutulmaz. Evet. Çanakkale Harbi'nde bir de anlatır. Bu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Evet. En kesin borçlarla yüklenerek gördüm eşi. Tepeden yol bularak inmek için geldi. Ha. Ey şehit olur şehit, alnından ha tertemiz alnından nur olmuş yatıyor bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşeceğiz yani sana da. Evet, ey bu topraklar için toprağa düşeceğiz yani.
Sonra o sonra açmış. Yok, en sonra, en sonra. Yani. He? Yani. Gökten ecda dinerek yükseldi, kalbini yükseldi. Ya, sana da gelmeyecek çıkmakları kimler yaparsın? Gömerim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümle gittiğine duvara da yıkmak yok. Tam seni ebediler, ebediyetler ederiz sana. Bu taşımdır diyerek Kabe'yi diksen başıma. Ruhumu vahmini duysan da geçirsen baş taşına. Sonra gırt kubbe yapsan da ridan amiyle kanayan rahmine çeksen bütün eczamiyle. Türbedarın gibi ta hecce kadar bekletsem, gündüzün leviyle, avucunu leviyle etsem gündüzün fecriyle. Türlenen manevi sürsem de, sersem de yarana, gene bir şey yapabildim diyemem hatırana, ey şehit ol şehit. İsteme benden mahver, sana avuçunu açmış, duruyor hasret meyhanlar. Bu kişi de Fatiha. Ben ezberimi bilirdim ama etere ihtiyarlamıştı, taktık ediyor. Yoksa... Evet, tabii ya, canım ya. Bu kadar, ne yapalım, temelli silmesin de. Bu kadar olsun. Şehit olsam, dünyaya gelsem, gene şehit olsam, gene dünyaya gelsem, gene şehit olsam buyurdu Peygamber Efendimiz. Ya, şehitlik mertebesi. Ama hani şöyle bir şey dedi, ne şehit oldun, ne kadar kişi misine gittin Niyazi. Söylemez böyle kelam da. Niyazi de öyle gidiyor işte, Niyazi gibi gitmeyeceğim. Pisimizle gittin ya dedi.